Bacayı indir, bacayı kaldır. Yazan Sadri Ertem, seslendiren Fatma Gökbulut. Bir toz, bir duman. Çıplak insan ayaklarının ve nalsız hayvan izlerinin sıralandığı yollardan gürüldüye homurdana otomobil geçiyor. Uzaktan besli, dolgun gövdeli köpeklerin sesleri camları gıcırdattı. Ho, ho, ho! Bu sivri bir diş gibi maden ocakları müdürünün etine saplandı. Müdür yüzünü buruşturdu, kulakları dikildi. Siz diyeceksiniz ki, bir adam köpek sesi duyunca ne olur? Bu benim için, sizin için böyledir. Bir şey olmaz. Köy köpeklerinin gürültüsü bizlere nihayet yabancılığımızı hatırlatır. Bu bir yabancıya karşı gösterilen hayretin ilk alameti ve yalnızlığın ilk işaretidir. Eğer biraz daha hatırınız varsa, o nihayet size bir korku, bir ürkeklik verecek, bacağınızdan ısırılıyormuş gibi olacaksınız. Ocak müdürünün kafasına köpeğin sesi bir diş gibi battı ve derhal bir şimşek gibi çaktı. Kafasında loş dehlizler aydınlandı. Karanlıkta ara sıra gerinerek uyuyan hatıralar kalktılar, birbirlerini dürttüler ve bir asker safı gibi dizildiler. Müdür, besli bir köpeğin bağırdığı yerde refahın derecesini anlayabilecek kadar tecrübeliydi, zekiydi. Velhasıl tam bu işin adamıydı. Hasta, alil köylerin cılız, tüyleri uyuzlaşmış, sesleri kısık köpekleri vardır. Zengin ve kibar köylerin muhafızları da mağrur, alınları yukarıda ve heybetlidir. Sesleri dağdan dağa bir kasırga gibi hükmeder. Müdür bunları düşündü ve ''İşçilerin gündeliği umduğum gibi az olmayacak.'' diye duyduğu sesin ilham ettiği neticeye vardı. Otomobil, yabancıyı az zaman sonra gözün alabildiği kadar uzanan yemyeşil bir ot denizine çıkardı. Bu denizin ortasında renk renk, kor gibi koyu, yakıcı gelincikler, su üstünde yüzer gibi bu sonsuz denizde çalkalanıyordu. Derenin öbür tarafında sararmış olgun tarlalar, kocaman birer yumruğa benzeyen başaklarını dizleri üstünde dinlendiriyorlardı. Her şey gürbüzdü. Otlar gürbüzdü. Biraz ötedeki ağaçlar gürbüzdü. Yapraklar gürbüzdü. Yıkık duvarlardan taşan dallar, olgunlaşan meyvelerini tozlu yollara salıvermişti. Buğulu erikler, güneşin altında kıpkızıl alevden bir yuvarlak gibi yanan narlar, kah kütüklerinden, kah bir çardağın üstünden dalgın dalgın vücutlarını salıveren iri taneli üzümler, sonra beyaz, tertemiz kiremitli evler, temiz elbiseli çocuklar, onun tahmininde aldanmadığını gösterdi. Gümüşlü kurşun maden ocakları müdürü, bu güzel, bu şirin ve zengin ovaya denebilir ki, ilk bakışında hayran oldu. Müdür, köylülerden öyle tatlı yüz, öyle candan bir dostluk gördü ki, her gün ziyafetten ziyafete gitti. Her ziyafet, onda yeni bir alem keşfetmiş gibi bir his bırakıyordu. Güzel ve bereketli ovanın mahsulü onu gayet kolaylıkla kendisine ısındırdı. Bir hafta sonra o da artık köy zenginlerine ziyafetler veriyor, Ermeni tercümanı vasıtasıyla her gün bir şeyler öğreniyordu. Bir gün ihtiyar muhtar Ömer Ağa kıvrık sakalını sıvazlayarak buraların şöhretinden şöyle bahsetti. ''Hey Çelebi, Lokman Hekim ölüme çareyi burada buldu, kitaba yazdı. Neylemeli ki kitap suya düştü, eridi. Ölüme çare bulamadı ama Lokman'ın kitabının eriyen yaprakları buranın topraklarına karıştı. Onun için buraya ne eksek biter. Çıplak ayakla bassan hemen insan çıkar. 1'e 50 buğday buradan gayrı nerede var?'' Müdür zemberklenmiş gibi yerinden sıçradı, sordu. 1'e 50 mi? Ye ne zannettin Çelebi? Müdür bundan sonra arazi sahiplerini teker teker davet etti. Kah tercümanı yanına alıp şöyle bir ağaların oturma odalarına gitti. Hemen hepsini ayrı ayrı öyle söylüyordu.
Ben bu Lokman köyünü çok beğendim. Belki de çoluğumu çocuğumu alıp burada yerleşmek de mümkün olur. Hele sizden çok memnunum. Nerede Avrupa'nın o dala verici insanları? Ben burada kendimi emniyet içinde görüyorum. Bana biraz tarla satmaz mısınız? Satarız ama dönümü 50 liradan aşağı idare etmez. Başka türlü veremeyiz. Müdür, Gümüşlü Kurşun Ocakları işletme müdürüne rast geldi. Dert yandı. Bilsen, şurada bir çiftlik sahibi olmak hem maden için karlı olacak hem de bizim için. Seninle de ortak olurduk. Bir çaresini bulsak da biraz toprak alabilsek çok para istiyorlar. Böyle satın almanın imkanı yok. İşletme müdürü, fazla düşünceye lüzum yok, kolay iş. Nasıl, nasıl? İşletme müdürü gülümsedi. Çok kolay. Bacayı şöyle biraz indirdin mi, iş bitti demektir. O zaman dönümünü 10 kuruşa pahalı deriz. Kezzap, zaç yağı, nelere kadir değildir. Vallahi sen dahisin. Fakat bacanın kısaltılması için bir sebep? Düşündüğün şeye bak. Onu haçiye bırak. O köylülerin ağzından girip burnundan çıkmayı mükemmel becerir. Sahi yapar mı dersin? İşten bile değil. Haçik, köylüler arasında itibarlı adamdı. Onun için herkes dinince dinlensin derdi. Haçik, kat kat kırışık ensesi, yağlı yakası, düşük kıranta bıyıkları, gür ve yozuna büyüyen sazlar gibi çarpık çırpık kaşlarıyla bir acayip mahluktu. Felsefeden, tasavvuftan bahsederdi. Hele Bektaşi nüktelerine ve nefeslerine bir Bektaşi babası gibi vakıftı. Köy kahvesinde ağaların meclisine girdi. Kahya tütün kesesini uzattı. ''Haçik ağa, çek bakalım.'' diye iltifat etti. Onun bugün sinsi bir hali vardı. Heyecanla bir tehlikeyi haber vermek ister gibi söze karıştı. ''Bir Mevla'nın kullarıyız. Yollarımız ayrı olsa da. Kudüs'le Mekke bizi ayırmaz. Son menzilimiz Hak Divanı'dır. Öyle öyle Haçik ağa.'' Bir başkası yanındakinin kulağına, ''Mübarek adam bir Müslüman olsaydı.'' Haçik devam etti. ''Demek isterim ki, zat-ı şeriflere hangi dinde olursa olsun hürmet gerektir. Öyledir Haçik ağa.'' Sesler, ''Yaman adamdır vesselam.'' İhtiyar bir köylünün, Haçik ağanın sözlerinden gözleri dolu dolu oldu. Yanındakine yavaşça, ''Bu adam gizli din kullanıyor diyorlar.'' dedi. Biri atıldı. ''Yalansa doğru olsun.'' Haçik anlattı. ''Söz aramızda. Görüyorsunuz ya, yatırın başucundaki şu selviyi. Bir de öteye bakın, kocaman baca. Şimdiye kadar Zat-ı Şerif'in selvisinden daha yüksek bir şey var mıydı?'' Bütün köylüler, ''Yoktu.'' ''Şimdi?'' ''Şimdi var.'' ''Baca?'' Baca, evet, evet. Acırım size, vallahi 2 gündür gözüme uyku girmez oldu. Korkarım köye bir felaket gelmesin. Zat-ı şerifler çok celalli şeylerdir. Hep birden seslendiler. Doğru, kabahatimiz var. Fakat ne yapalım, el adamı dinler mi hiç? Dinletmeli. İnceli kalınlı, genç ihtiyar sesler. Doğru, doğru. Fakat frenktir, anlamaz ki. Ben giderim. Köylüler bacanın yarıya kadar indirilmesini istiyorlar derim, anlatırım. O da Müslümanların dinine hürmet eder. Müslüman dostudur. Pierre Loti adında bir Türk dostu vardı. Hani canım gazeteler hep resmini yaparlardı. İşte bizim müdür onun yeğenidir. Yarı Müslüman sayılır. Amcasının evinde, Allah hakkı için söylüyorum, 2 elim yanıma gelecek. Cami vardı. Kahya okur yazar adamdı. Başını salladı. Bilirim dedi. Gazetede ben de okudum. Allah din kısmet etsin. Amin, amin. Köylüler gözlerini ümitle açtılar. Yalvarır gibi söylediler. Haçik ağa, şunu bir yaptırsan yok mu? Yapıldı bilin. İnsanlar birbirleriyle dost olmalı. Bir Allah'ın kuluyuz. İyilikler yanımızda kalır. Baca yarısına kadar indi. Köy derin bir nefes aldı. Bir felaketten kurtulmuş gibi sevindi. Direktör ve işletme müdürü Haçik ağaya 100 dirhemlik bir mastika şişesi hediye ettiler. Köylüler ona bol bol ziyafetler çektiler. Baca kısaldı.
Baca, boğucu gaz atan bir top namlusu oldu. Durmadan, dinlenmeden bombardıman etti. Hangi bombardıman bu kadar kanlı, bu kadar uzun sürdü? 24 saatte bir defa bile sönmeyen ocak, bir taraftan kükürt savuran, bir taraftan zaç yağ yağmuru serpen bir zehir denizi oldu. Eczanelerde, kimyahanelerde saklanan zehirler burada bir dere gibi aktı. Bir yağmur gibi her yeri bastı. Rüzgar bu ağır gazları bir kurşun gibi toprağa yaydı. Mermer üzerine dökülen kezzap onu nasıl paramparça eder, didilmiş bir pamuk yığını haline koyarsa topraklar da böylece harap oldu. Toprak güzel rengini kaybetti. Soluk, ölüm duygusunu veren bir hal aldı. Yeşillikler bir anda sarardı. Ertesi sene gürbüz ağaçlar kupkuru bir iskelet haline geldi. Bahar bir hazan gibi girdi ve kimse baharın geldiğini anlayamadı. İri boylu otlar cüceleşti, cılızlaştı. Nihayet kayboldu. O nazlı, güzel çiçek denizi kurudu. Şimdi ortada sonsuz bir çöl var. Sanki dünyanın vahşi sürüleri ayaklarıyla, dişleriyle, tırnaklarıyla burayı eştiler. Eski zamanların karınlarına bir mahallenin evleri sığan hayvanlar, susuzluklarını burada dindirdiler. Artık buradaki rüzgarlar samdan başka bir şey değildi. Ovada ancak ölüm ekildi ve sefalet biçildi. Şen sesli, dolgun vücutlu, gözleri parlak, sevimli, zeki hayvanlar yavaş yavaş ahmaklaştı. Öküzler zayıf, nesli mahvolan bir akrep haline geldi. Atlar kişnemeyi, koşmayı unuttular. Sarsak başlı, düşünceli bir acayip mahluk haline girdiler. Sanki bir kaplumbağa. 2 sene sonra uzaktan sesi, müdürün kulağının memesini bir diş gibi kapan köpeğin tüyleri döküldü, karnı sırtına yapıştı. Artık bağıramıyor, güç halle ağzını açarak havlamanın taklidini becerebiliyordu. Bir hayalet gibi yavaş yavaş sürüklenen hayvanlar da kimi ahırlarından çıkmaya takat bulamadı, kimi düştü öldü, kimi yatalak hasta oldu. Bahar, hayvanlar için bir haradır. Bütün tabiat, sinirleri, damarlara ve bütün canlıların uzviyetine coşkun bir hayat neşesi verir. Halbuki bu bahar, ne güzel bir kuzu yavrusu göründü, ne sevimli bir eşek, ne buzağı, ne bir tay sesi duyuldu. İnsanlar da soldular. Sert kemiklerin üstünü buruşuk bir deri kefenledi. Dudaklar kurumuş yosunlara benzedi. Yeşilimsi beyaz ölü rengi fersiz gözlerin etrafını kapladı. Kır yollarında cıvıldaşan insanlar bir hayal oldu. Artık köy halkı değneklere dayanarak öksüre öksüre ve 2 adımda durup dinlene dinlene dolaşabiliyordu. Hepsinin ciğerlerini kurşun tozu kapladı. Atların üstüne elini dokundurmadan hoplayan eski süvari çavuşu, şimdi yerinden kalkmak için koltuk değneğinin ve birkaç adamın yardımını bekliyor. Günler öyle geçti. Her geçen gün sanki köylülerin damarlarını açtı, kanlarını boşalttı, boşalttı. Bacanın etrafındaki köyler için artık düğün, balıkların konuşması, öküzlerin yumurtlaması gibi acayiplikler arasına girdi. Keramet nevinden doğan çocuklar da yaşamadı. Köylüler son bir yardım diye maden ocakları müdürüne koştular. "Çelebi, bize ne verirsen ver de artık tarlaları satalım. Aa iyi ama ne yapalım? Allah bir afettir verdi. Hani vaktiyle istemiştiniz de onun için söylüyoruz." İşe yaramaz ya. Ne istersin? Ne olacak canım? Ben burayı mal olsun diye değil, size bir yardım olsun diye alacağım. Dönümü yarım liradan. Ne yapalım? Peki olsun. Maden ocakları müdürü bütün köylünün arazisini satın aldı. Köylüler heybelerini sırtlarına vurarak tozlu yollardan uzaklaştılar. Fakat her adımda, her izde bir hatıra buldular. Ayakları yürümedi. Köylerini ana ana gittiler. Kimi öldü, kimi dere kenarında, kimi ağaç altlarında yurda hasretin acılığını duydu. Döndü, o zehirli havayı doya doya teneffüs etmek için geri geldi. Bu zehirli hava sanki onları yaşatacak,
sanki onlara derman olacaktı. Birçokları yamaçtan köylerine baka baka, gülümseyerek bir taş parçası üstünde can verdi. Sağ kalanlar ellerindeki parayla ne yapabilirdi? Döndüler, dolaştılar, nihayet maden ocaklarına amele oldular. Bu da bir teselliydi. Hem kazanacaklar hem de köylerinden ayrılmayacaklardı. Ocak insan eriten bir makine gibi çalıştı. Maden ocaklarının yanında taşları olmayan atsızların sonsuz mezarlığı uzadı gitti. Baca hala yarım, çünkü daha 8-10 adam var ki topraklarını satmadılar. Birikmiş servetlerini yiyip her şeyi olduğu gibi muhafaza ediyorlar. Onların biri kötürüm bir pehlivan, ötekiler delikanlılardı. Nihayet mal sahiplerinin de ambarları boşaldı. Kuyularında sular çekildi, hayvanları öldü. Tatlı yenip tatlı konuşulan evler şimdi bir sinek vızıltısı, bir hastanenin iniltili koridoruna ne kadar benziyordu. Nihayet açlık, sıcak iklimlerin ormanları arasında eşinen kaplanlar gibi öteyi beriyi sarstı. Onlar da topraklarını satmak istediler. Fakat kimse para vermedi. Bir gün yedi köylüyü maden ocağı yolunda yan yana devrilmiş buldular. Bir delikanlının göğsünde şu istida çıktı: "Gümüşlü Kurşun Ocağı Müdüriyetine, efendim, Boğaz Tokluğuna, maden ocağına kaydedilmemizi rica ve ham eyleriz." Artık üç köyde satılmadık toprak kalmadı. 20-30 bin dönüm araziye hudut çekildi. Yeni arıklar açıldı, toprak gübrelendi ve fabrika bacası tekrar yükseldi. Hem o kadar ki eski selvi onun yanında bir fidan gibi kaldı. Üç köyün Yemen'den dönen istibdal askerleri şaşırdılar. Çiftlik kahyası onları, "Köy arıyoruz diye çiftlikte hırsızlık edeceksiniz. Burada köy möy yok. Hadi geldiğimiz yere. Sizi açık gözler sizi. Defolun, yoksa jandarmaya haber veririm." diye başından savdı.